Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sürerken Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken 3 Baltık ülkesine yaptığı kısa turu Estonya'da tamamladı ve Fransa'ya geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi olacaktı. Bir mesaj geldi mi oradan Blinken ve Macron'dan? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de Rusya'ya mesajları vardı bugün. Bu açıklamaları da aktarır mısın? Mehtap, Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına tepkisini görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la geçtiğimiz saatlerde Paris Elize Sarayı'nda bir araya geldi. Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından karşılandı Elize Sarayı'nda ve Macron'un bu görüşmede Blinken'a Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le yaptığı son görüşmeler, telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdiği bildiriliyor. Gündemde İran'ın nükleer programını sınırlayan 2015 anlaşmasının kurtarılıp kurtarılamayacağına dair bu Viyana görüşmeleri de vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan az önce yapılan kısa bir açıklamada da Blinken'ın Macron'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalarda Amerika ve Fransa'nın İran nükleer anlaşmasına varmak için yakın işbirliğini sürdürme konusunda anlaştığını söylediği kaydedildi. Blinken az önce de Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada Paris'te Kremlin'in saldırganlığının Avrupa'da demokrasi ve barışı oluşturduğu tehditlere karşı Fransız müttefiklerimizle dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Fransa'nın liderliği Putin'in tercih ettiği savaşa Avrupa'nın birleşik benzeri görülmemiş tepkisi için çok önemliydi dedi. Blinken'ın Paris temasları hafta sonundan bu yana sürdürdüğü Polonya, Moldova ve Baltık ülkeleri gezisinin ardından geldi. Üç Baltık ülkesine yaptığı turu bugün Estonya'da tamamladı Blinken. Hem Litvanya hem de Letonya'nın endişe yaratan olası bir Rus müdahalesini caydırmak için daha fazla Amerika ve NATO askeri varlığı için taleplerini dinledi. Ve ondan bir gün sonra da Estonya'nın başkenti Tallinn'de üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Şunu söyledi, kolektif gücümüzün tümüyle NATO topraklarının her karışını savunacağız dedi Blinken. Amerika ve diğer müttefiklerin ittifakın Baltık ülkelerinde bulunduğu Doğu Kanadı üyelerindeki varlıklarını zaten artırdıklarını kaydetti. Ukrayna'daki savaş şiddetlenirken 3 Baltık ülkesinin liderleri Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in şu anda Batı ile müttefik veya başka bir şekilde bağlantılı olan eski Sovyet bloğu ülkeleri konusundaki niyetleri hakkında ciddi endişelerini dile getiriyorlar. NATO'dan da yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef aldığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti ve Moskova'ya çatışmayı sonlandırma çağrısı yaptı. Çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini de vurguladı ve şunu söyledi, çatışmanın tırmanmasını ve Ukrayna dışına yayılmasını önleme sorumluluğumuz var. Müttefik topraklarının her karışını koruyacağız diye konuştu Stoltenberg. Mehta. Dilge, teşekkürler.